Türkiye'nin en büyük ve Konya'nın ilk engelsiz yaşam merkezinin temelini inşallah hep birlikte atacağız. Bizim işimizde, gücümüzde hizmet, belediye başkanlarımızla, kurumlarımızla, kamu kurum ve kuruluşlarımızla Konya'mıza, ülkemize hizmet etmek için gayret ediyoruz. Yürüyemiyor olmamız yüzmeye, konuşamıyor olmamız yazmaya, göremiyor olmamız müziğe, hareketsiz olmamız ise düşünmeye asla engel değildir. Bunun örneklerini günlük hayatımızda pek çok defa gördük, görüyoruz. Hayatı engelsiz bir şekilde yaşamanın yollarını bulmalı ve fiziksel engellerin insanın önündeki gerçek engeller olmadığını bilmeliyiz. Ben bu merkezimizin Karatay'ımıza, Konya'mıza hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Emeği geçen belediye başkanımıza, çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Karatay Engelsiz Yaşam Merkezimizin Karatay'ımıza, Konya'mıza hayırlı olmasını diliyor. Hizmette emeği olan başta Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılıcı olmak üzere tüm emek veren kardeşlerimize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Bir anne olarak hem de akademisyen olarak çalışma alanlarımızda sürekli üzerine vurgu yaptığımız bir şey vardır bizim, evrensel tasarım. O da şu demek: bir şeyi, herhangi bir ürün de olabilir, bu herhangi bir yapı da olabilir, toplumun her kesimleri tarafından eşit şekilde, erişilebilir şekilde kullanılabiliyor olması ve her kesimden, her yaş grubundan insanlara hitap edebiliyor olması ve bir eksikliği de giderebiliyor olması çok önemli. Özel bireylerimizi yatılı olarak kurum bakımına bırakmadan ama onları ihmal de etmeden birkaç saatliğine de olsa sosyalleşebilecekleri, ihtiyaçlarını giderecekleri bir merkeze ihtiyaç duyduklarını defaatle bizlere ilettiler. Bu yoğun taleplere istinaden gerçekleştirilmesi planlanan yeni sosyal hizmet modelimizin çalışmalarına başladık.